Tabii Kadri Gürsel biliyorsunuz gazeteci geçtiğimiz günlerde gitti kendisi teslim oldu ki yatacağını düşündüğü süresi olduğu için ama diğer taraftan da Anayasa Mahkemesi'nin kararına da güveniyordu ve jandarma kendi gitti Kadri Bey teslim oldu ve ellerine kelepçe taktı. Adalet Bakanı güzel bir cümle kurdu, yerinde bir cümle kurdu. Kelepçe kabul edilebilir bir şey değil dedi. Acaba İçişleri Bakanı ne düşünüyor bu konuda? Kelepçeyi takan da Süleyman Soylu'dur. O görüntü gerçekten kabul edilir bir şey değil. Kelepçenin takılmasına üzülen Adalet Bakanı bakanlık düzeyinde üzülebiliyorsa bakanlık düzeyinde de hesap sorulacak. O kelepçeyi İçişleri Bakanlığı taktırıyor. Yer Metris Cezaevi gazeteci Kadri Gürsel Anayasa Mahkemesi'nin hakkında hak ihlali kararına rağmen cezaevine girdi. Ve kelepçelenerek o görüntüye Adalet Bakanı da ses yükseltti. Muhalefet ise bilinçli dedi. Kelepçeyi niye takıyorsunuz? Kendi gelmiş o görüntü gerçekten kabul edilir bir şey değil. Diyor ki hoş olmamıştır. Hoş olmamıştır da sizin zihniyetiniz yapmıştır. Adalet Bakanımız timsah gözyaşları dökmektedir. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Kadri Gürsel 11 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti. Anayasa Mahkemesi de Gürsel'in hak ihlaline uğradığına karar verdi. Hakkındaki suçlamanın gazetecilik faaliyeti olduğuna. Ancak örgüte yardım iddiasıyla aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezası kesinleşince savcı infaz için davet etti. Anayasa Mahkemesi'ne rağmen infaza devam edildiğini gösteriyor. Bu Anayasa Mahkemesi kararını tanımamaktır. Kadri Gürsel savcılığa teslim oldu, ardından Metris cezaevine götürüldü ve o andaki görüntü hafızalara kazındı. Gürsel'e kelepçe takıldı. Cezaevine girdikten birkaç saat sonra da denetimli serbestlikle tahliye edildi. Kurallar gayet açık. Bu kurallara rağmen çok keyfi bir biçimde ellerine kelepçe takılıyor. Hem de tam doğru açıdan. Ya nasıl da denk geliyor be kardeşim? Işık uygun, fotoğraf açısı uygun, Kadri Bey'in durduğu yer uygun. Kelepçe tam görünüyor. Kime hat bildiriyorsunuz? Kimi korkutuyorsunuz? Kimi kelepçeliyorsunuz? Yazarken, çizerken dikkat et. Bu işin sonu kelepçe diyorsunuz. Biz bunları görmüyor muyuz? Kelepçe hususunda kanunda kaçma vesaire gibi konularla ilgili kolluğun kelepçe takmasıyla ilgili bir düzenleme söz konusu. Kişi kendisi gelmiş, kaçacak şey daha önce yatmış gitmiş. Bu konularla alakalı. Kelepçeyi niye takıyorsun? Adalet Bakanı da rahatsızlığını dile getirdi ama sorumlu kim ya da kimler bir cümle kurmadı. Muhalefet ise isim vererek hedef aldı. Fotoğrafı çektiren saray rejimidir. Kelepçeyi takan sarayın askeri Süleyman Soylu'dur. Yalandan ağlayan da Adalet Bakanı'nın kendisidir.